Doktor öğretim üyesi Tuğber Kiçdilci, Investaze Araştırma Direktörü, 19-23 Eylül haftası genel strateji ve değerlendirme. Bu hafta Merkez Bankaları haftası olacak. FED başı çekiyor. 21 Eylül çarşamba Türkiye saatiyle 21'de FED faiz kararını açıklayacak. Akabinde 21.30'da FED Başkanı Powell konuşmasını yapacak. Şu anda mevcut durumda piyasanın genel eğilimi beklentileri aşan Ağustos ayı manşet ve çekirdek enflasyondan dolayı 100 bas puanlık bir faiz artışı. Ama piyasa tarafında keskin bir ayrışma oldu. 100 bas puan bekleyenler, 75 bas puan bekleyenler. 100 bas puan faiz artışı bekleyenlerin ana dayanak noktası FED faiz artışlarını yapmasına, sıkılaştırmaya gitmesine rağmen enflasyon gerilemiyor. Ekonomik aktivite soğumuyor. Mortgage faizleri 2008'den bu yana %6 seviyesini aşmış olmasına rağmen konut tarafında bıçak gibi talep kesilmesi olmuyor. Bunlar olmuyorsa FED o zaman faizi daha sert, sık frekansta beklenenin üzerinde arttırması gerekiyor. 100 bas puanın hikayesi bu. 75 bas puan bekleyenlerde ise ya tamam, ekonomik aktivitede tam soğuma yok ama bir resesyon belası var. Eğer FED 100 bas puan ve akabinde de gelecek 100'er bas puan şeklinde faiz artışına gidecek olursa bu resesyonu tetikler ve 2023 yılında olası faiz indirimi beklentisi veya gevşeme beklentisini devreden çıkaracağından dolayı Amerikan endekslerinde çok sert düşüşlere ve kalıcı bir ayı piyasasına girilebileceğini savunuyorlar. Ki bu noktada da doğal faiz oranının 4,5-6 bandına çıktığı zaman da S&P 500 endeksinin mevcut seviyelerden minimum %20'lik bir aşağı yönlü hareket başlanacağını veyahut da başlayabileceğini öngörüyorlar. Buna ilişkin açıklama yapıyorlar, raporlarını yazıyorlar. Şimdi bu bağlamda 75 mi, 100 mü? Şu anki ekonomik dinamiklere baktığımızda Fed'in 100 bas puan faiz artışına gitmesi daha olası. 100 olumsuz senaryo. Kötünün iyisi senaryo ne? Fed'in 75 bas puan faiz artışı yapıp Powell'ın konuşmasında enflasyon düşene kadar faiz artışları devam edecek sıkılaştırma mesajı, şahin duruşunu sürdürmesi. Ama konuşmada zayıf bir ihtimal olsa bile bilanço daraltmaya ilişkin FED Başkanı Powell'dan mesajlar gelebilir. Yani faiz artışları yeterli olmuyor. Diğer bir etkin unsur olarak bilanço daraltma devreye girebilir. Diğer bir zayıf bir ihtimalli unsur da 2023 yılındaki Fed'in para politikası ne olacak? Sıkılaştırma mı bekleniyor yoksa gevşeme mi bekleniyor? Piyasa mevcut durumda 2022 yılında faiz artışları olacağına zaten adapte durumda. Ama 2023 yılında faiz artışları mı yoksa faiz artışlarının temposu düşüp 25-50 bas puanlarla veri odaklı bir faiz artışına mı gidilecek, gidilmeyecek, bunu takip ediyorlar. Ama piyasanın diğer bir gözü de bilanço daraltmanın şiddeti ve ona ilişkin yol haritası. Çünkü şu anda dolar endeksinde, Amerikan 10 yıllığında, euro dolar paritesinde, Amerikan endekslerinde veyahut da dünyadaki genel risk algısını şekillendiren FED faiz artışına gidecek. Ama FED faiz artışına gidecek. Giderken de bilanço daraltmayı daha sertleştirecek faktörü devrede değil. Bu olursa zaten çok katastrof bir senaryo devreye girebilir. Hani bu işin özetinde bakalım FED Başkanı Powell eylemleri ve konuşmasıyla yumuşak iniş mi yapacak, sert iniş mi yapacak? Ki yumuşak iniş yapması hem kendisinin açıklamaları hem de piyasanın beklediği daha baz bir senaryo, ama veriler bunun tersine esecek olursa o zaman o sert iniş yumuşak tarafından çıkıp yumuşak iniş sert inişe doğru geçecek. Bütün bunların bağlamında dolar teması. Güçlü dolar, zayıf euro. Dolarda güçlenme devam ediyor. Tamamen Fed'in faiz artışlarına bağlı olarak. Şu anda 110 seviyesi piyasanın psikolojik takip ettiği nokta, ama bir sonraki noktalarda FED 100 bas puan faiz arttırdı ve daha sonra faiz arttırma şiddetine ilişkin beklentileri kötüleştirdi. O zaman dolar endeksinde 115 seviyelerine doğru bir hareket beklenebilir. Amerikan 10 yıllığı
Şu anda 3,5 seviyesine doğru hareket ediyor. Hareketin ana nedeni faiz artışı beklentisi, Amerika'da enflasyon artı resesyon beklentisi. Hala piyasa dinamiklerinde resesyon devreden çıkmış değil. Bütün bunların bağlamında Amerikan endekslerinde aşağı yönlü hareketler oluyor. Gerçi tam dip oldu mu henüz erken. Çünkü mevcut fiyatlamada Fed'in kararını görmeden teknik analiz çalışmaz. Şu anda tamamen temel analiz. Temel analiz de eşittir Fed. 75 mi yapacak, 100 mü yapacak, bilanço daraltma mı, sıkılaştırma mı, gevşeme mi, vereceği mesajlar 2023 ne olacak? Bunlar netleştikten sonra evet teknik analiz devreye girecek. Şu anda S&P 500 endeksinde analistlerin 12 aylık dönemdeki en iyi hedef seviye 4736. Teknik olarak 200 günlük basit hareketli ortalama sarı çizgi 4258 majör kale. Onun altında kısa dönemli trendi takip etme açısından 34 günlük basit hareketli ortalama 4095 seviyesi. Ama işler çok kötüleşti. Fed 100 bas puan yaptı, dolar endeksi 115 bandına doğru gidiyor, dünyada tekrar riskten kaçış algısı oldu. İlk etapta 987 günlük basit hareketli ortalama 3558 seviyesi, yani yeşil çizgiye doğru bir hareket olabilir. Ki zaten bu ortalamaya yakınsama Haziran 2022'de olmuştu. Dolar güçleniyor, dolara karşı diğer varlıklar aşağı yönlü hareket ediyor. Onun da en önemlisi ons altın. Ons altın tarafında Amerikan faizi daha yüksek olduğundan dolayı dolara karşı diğer varlıklarda yön aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Şimdi ons altında 144 günlük basit hareketli ortalama uzun dönemli majör bir trend değişimidir. 1832. Yani bunun aşağısında kalındığı sürece ons altın için işler negatif. Diğer bir noktada kısa dönemli olarak bakıldığında piyasanın çok uzun dönemli 910 günlük ortalaması 1710. Yani bu 910 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kalınıp kapanış yapılmadığı sürece ons altında aşağı yönlü hareket daha olası. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Şu anda teknik çalışmıyor. Fed 100 yapar, DXY 115'lere doğru gider. Ons altında minimum 50 ile 100 bas puanlık aşağı yönlü bir hareket beklenebilir. Dolayısıyla gözler 910 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine aşacak mı, aşmayacak mı? Fed ne yapacak, ne yapmayacak? Euro dolar, şimdi şu anda konuştuğumuz tüm varlıklarda maalesef iyimser söylemler veyahut da iyimser fiyatlamalar devreye girmiyor. Euro dolar, ECB, evet 75 bas puan jumbo faiz artışı yaptı. Amerika'dan dolayı bu faiz artışının etkileri Euro-Dolar paritesi üzerinde nötrlendi. Hala bir seviyesine yakınız ama bir teknik olarak bir seviyesinin aşağısındayız. Ekim toplantısında bir 75 bas puan daha yapacak. Jumbo faiz artışı yapacak ama ne FED ne ECB çare değil. Tek çare Putin. Kış mevsimi yaklaşıyor. Putin dediği gibi kalorifer yakıtı, gaz, petrol, enerji vermeyeceğiz, donacağız söylemini çok sert bir şekilde aksiyona dökecek olursa bu Euro-Dolar paritesinde hala yeni düşüğün görülmediğini bize işaret ediyor. Euro-Dolar paritesinde kuvvetle muhtemel yeni bir düşük seviye görülecek. İşte ilk etaplarda uzun dönemli bakıldığında 0.9426 seviyesi var. İşte bu noktada Putin belirleyecek. Yine teknik çalışmıyor. Çünkü olması gereken 75 bas puan faiz artışı yapıldı. Euro-Dolar 1'in üzerindeydi. Şimdi Ekim'de bir 75 daha yapılacak deniyor. 1'in üzerine atmıyor. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden baş ekonomisi Lane başta olmak üzere faiz artışlarına devam edeceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde de geçecek şekilde faiz artışları olabilir söylemlerine rağmen sözlü müdahale işe yaramıyor. İşte bütün bunlar da tekniğin çalışmadığını gösteriyor. Çünkü iş dönüyor, dolaşıyor. Enerji savaşları. Putin tarafı. Türkiye tarafına baktığımızda haftanın en önemli gelişmesi olarak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Faiz tarafında 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Politika faizinin %13'ten %12'ye düşürülmesi şeklinde. Piyasa genel olarak ayrışmış durumda. Yani yarı yarıya desek bile 100 bas puan faiz indirimi veya pas geçilmesi bekleniyor. Biz neden 100 bas puanlık faiz indirimi bekliyoruz? Avrupa Birliği'ndeki durgunluk bir önceki toplantıdaki vurgudan daha kötü hale geldi ve daha da kötü hale gideceğini bize gösteriyor.
Ve bizim de yeni ekonomi modelindeki ihracatı destekleme ve Avrupa Birliği pazarının önemi etkin olduğundan dolayı 100 bas puanlık bir faiz indirimi, yatırım, istihdam, büyümeyi destekleme konusunda bir unsur. 100 bas puan yapmazsa sınırlı pozitif olur, pas geçilir. Bu dolar Türk lirasındaki yukarı yönlü hareketi iğmesini azaltmış olur. Ama bu toplantıda 100 bas puan indirim yapmadı. Tamam, biz bu yılı kapattık, artık Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri olmayacak denilebilir mi? Hayır. Kuvvetle muhtemel Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri devam edecek ve hatta 2023 yılının ilk çeyreğinde de biz faiz indirimlerini konuşuyor, görüyor olacağız. Çünkü artık bu noktadan sonra seçim maratonu start aldığından dolayı ekonomi dinamiklerinde buna göre adapte olması gerekiyor. Dolar Türk Lirası 18.25, 18.30 bandında hareket ediyor. Perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararı. 100 bas puan yaparsa evet yukarı yönlü bir hareket olur ama çok ekstrem noktalara kamu erkinin izin vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü kurun enflasyon üzerindeki direkt etkisi ve asgari ücrete gelebilecek zam, bütün bunlar dikkate alındığı zaman da o enflasyonda oluşturulmaya çalışılan iyimser tablo kur tarafından çok sert bir şekilde bozulabilir. Dolayısıyla kurda hem yeni ekonomi modelindeki ihracat faktörü hem de kur korumalı mevduatın getirisini sağlama, cazibesini koruma, başka alternatiflere yönelilmemesinden dolayı aylık enflasyon artı ülke risk primi kadar değer kaybetmesi şeklinde bir fiyat hareketi devreye girebilir. Borsa İstanbul tarafında işler çok etkin bir şekilde devam edip 3715 seviyesinden sonra bankacılıkla beraber sert satışlar görüldü. Ekonomik aktivite, seçime gidilen maraton, bütün bunlar dikkate alındı da bir de üzerine 50 milyar TL ve üzerine çıkması beklenen KGF faktörlerinden dolayı Borsa İstanbul'un yine negatif reel getiriye karşı korunma anlamında en önemli unsurlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda orta vadede, yani 2023 yılının ilk çeyre ve ikinci çeyrede dahil olacak şekilde 4500 seviyesine doğru bir hareket beklenebilir. Şu anda hem yurt dışındaki risk algısı bozuk hem de iç tarafta bankacılık tarafındaki satışların devam etmesi ve spot bankacılıkla future tarafındaki bankacılık tarafındaki ayrışma piyasanın tam dibi görmesini engelliyor. Eğer Viyop tarafında bankalardaki pay vadelilerin taban durumları bitip derinlik devreye girdiği zaman da o zaman Borsa İstanbul tarafında daha sağlıklı yön açısında bir söylemde bulunmak devreye girebilir diye düşünüyorum. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta dilerim.